Onun işinde problem varsa işi açılıyor. Eşiyle problemi varsa düzeliyor. Yani bütün tıkanıklıkları açabiliyorum. Bu konuyla alakalı da üzerime kimseyi tanımıyorum. Türkiye'de ekonomi önümüzdeki günlerde sarsıntıya uğrayacağız. Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Çok güzel günler Türkiye'yi bekliyor. İnşallah. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Bir bölgemizle alakalı büyük bir deprem olacak. Ama hani hangi böyle... bölge? Mesela benden nefret eden çok insan var. Neden? Çünkü ben onlarla çalışma yapmayı kabul etmiyorum. Beni seçemezler, ben seçerim. Peki çocukken travmatik bir olay yaşadın mı? Bunlardan arınmayı biliyorum. Mesela çalışmalarımı yapıyorum, sonra alanımı temizliyorum, sonra bedenimi temizliyorum. Yani bunlar hani her yiğidin harcı değil. Çatlarsınız. Hani evet. Fotoğrafları falan hepsi evet, var evet, zaten. Evet, hani evet, onların, yazışmalar hayır, yani. Onların istediği ne? Ekonominin iyi olmasını istiyorlar. Allah'tan belalarını mı istiyorlar? Daha ne istiyorlar? Dünya yıldızı zaten. Evet arkadaşlar, merhaba. Ya o kadar değerli bir insanla oturuyorum ki. Kişisel analiz uzmanı, mucize kadın olarak bildiğimiz Elvan Çardak'la beraberiz arkadaşlar. Gerçekten Elvan ablacığım, sana abla demek istiyorum. O kadar hani herkesin gördüğü bir mucize kadınsın ve bunun neden olduğunu şimdi zaten programımız başlayınca anlatıyorsun. Yani başladı ama yediden başlayınca anlatırsın sen başlayınca. Elvan abla, seni burada görmek gerçekten benim için çok mutlu bir şey, yani gurur verici bir şey. Elvan Çardak, önce bilmeyenler için, bilen çok kişi var ama bilmeyenler için Elvan Çardak kimdir ve neler yapar? Bana anlatabilir misin? Ya da herkese bana anlat. Tabii herkese anlatayım. İlk önce hoş bulduk. Çok güzel ağırlanıyorum, çok, çok güzel karşılandım. Kendi evimde gibi hissettim. Canım. Bunun için çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol, her zaman tabii canım ki de benim. Sana şey olsun, feda olsun diyorum. Elvan Çardak. Mucize kadın. Mucize kadın. Neden mucize kadın? Yani işte insanların hayatlarına dokunduğum için yıllardır doğru yolda olduğum için hani nasıl söyleyeyim? Bir umut bekliyorsunuz benden. Bunun karşılığını aldığınız için mucize kadın deniliyor. Mesela hayatınızda çalışma hayatınızla alakalı sıkıntılar var diyelim. Maddi anlamda sıkıntılarınız var. Eşinizle alakalı problemler yaşıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili problemler var. Hayatınızı rahatlattığım için, tıkanıklıkları açtığım için mucize kadın deniliyor. Peki yani sana mesela geliyorlar, işte benim şöyle bir sorunum var ya da şöyle bir maddi anlamda bir sorunum var ya da eşimle sorunum var diye geliyorlar. Sen bunu nasıl mesela muayene mi deniyor? Hani nasıl şey oluyor? Ne yapılıyor? Mesela bana geldiklerinde diyorum ki ben sizi tanımamalıyım. Bana isminiz mesela telefon açıyorlar. Birisinin vasıtasıyla tanışıyoruz. Tanımak istemiyorum. Doğum tarihlerini alıp bununla alakalı analizler yapıyorum. Nerelerinde problem varsa. Yani bir hasta gibi, bir hastayla doktor ilişkisi gibi muayene ediyorum. Bu muayenenin sonucunda neler gerekiyor, hangi organlarında problem var, onlara dokunuyorum. Şimdi şöyle bir şey, mesela ben böyle bir şeye girdim de hani konuk alıyorum falan. Herkes mesela şey diyor, yani senden başka. Mesela diyor ki aman artık diyor sosyal medya var. Hani adını soyadını girdiği zaman zaten bütün seceren çıkıyor. Orada ne olduğu belli, yok çocukları da belli, eşi de belli falan filan. Ama seninki mesela daha da o Instagram'da sosyal medyada olmayan şeyler olarak var. Tabii ki. Onlar nasıl oluyor? Sadece o kişinin kendine özel. Mesela herkesin bir özeli var. Eşinizden de ayrı bir özeliniz var. Hani kendi kapalı dünyanız var. O dünyanın içerisinde yaşadığı her şeyi direkt ona söylediğimde, isimler verdiğimde, geçmişte çocukluğunda yaşadığı minicik bir anı ona anlattığımda o zaten yola çıktığı kişinin doğru bir kişi olduğunu görüyor. Sonradan da onunla yaptığım çalışmalar sonucunda da tamama erince artık bir ömür boyunca beraber oluyoruz o bir kişiyle. Bir de şey, sen büyü falan yapmıyorsun. Asla, öyle şeylerde yok, hatta yok, arkadaşlar yok, söyleyeyim hani yok. Büyü öyle şeylere ben yok, zaten yok, ben saçma, de tamamen karşıyım. Saçma, evet. Allah esirgesin tabii her ki, yerden. Kötü ve negatif elektrikle alakam yok. Ama sen olduğunu görüyorsun. Yani kötü, negatif, büyü demeyelim de kötü negatif elektrikleri çok güzel bir biçimde temizleyebiliyorum.
Peki hani sana seanslarını ya da şeylerini nasıl veriyorsun? Hani telefondan mı yoksa yan yana mı gelerek? Bazen telefondan seans veriyorum. Bazen yan yana geliyoruz. Yani mesela yurt dışından bir sürü insan böyle akın akın beni görmeye. Senin yurt içi ve yurt dışı. Ben duyduğum için daha çok yurt dışı, evet, duyuyorum. Yurt dışından da bu arada arkadaşlar hani boşuna mucize kadın demiyorlar ya, bayağı bir çevreden hani yurt içi ve yurt dışı ve dediğim isimler, yani benim bildiğim isimler çok top isimler, yani hani böyle multimilyarder olan isimler. Peki sen elini böyle dokundurdun diye mi oluyor acaba, nasıl ilerliyor? Tabii ki yani hani yıllar içerisindeki çalışmalarımdan bahsedeyim isim vermeden, çünkü bunlar çok özel şeyler. Tabii ki de. Kişilerle tanışıyorum. Onlarla yola çıkıyorum. Onlarla yaşadığım olay benle onun arasında kalıyor. Ya şöyle oluyor. Buna eşime benim, bile yorum yapmıyorum. Ya maddi olarak sıkıntım var şu anda. İşte ben çok para kazanmak için sana geliyorum dediği zaman sen o yollarını mı açıyorsun? Bunu hiç konuşturmuyorum. Ha. Diyorum ki ilk önce ben size bir analiz edeyim. Bir bakalım neyiniz var, bir muayene edelim. Bakalım nerelerinizde tıkanıklık var. Güzelce yapıyoruz bu çalışmamızı. Onun işinde problem varsa işe açılıyor. Eşiyle problemi varsa düzeliyor. Yani bütün tıkanıklıkları açabiliyorum. Bu konuyla alakalı da üzerime kimseyi tanımıyorum. Ya evet, şimdi mesela son dönemde böyle bayağı çıkan işte nasıl söyleyeyim. Yani ben hani astrologlarla, aslında astrologları nasıl buluyorsun? Çok fazla astrolog var ve yani onlar da tabii ki de yıldız haritası bakıyor. Onların dalı çok daha farklı ama yine de bir şeyi öngörüyorlar. Hani bu senin dalınla birleşik bir şey mi? Yoksa hani senin dalını çözmeye çalışıyorum şu an. Yok yok, benim dürü görünüm. Yani ben hissettiğim şeyleri aktarıyorum. Astrologlara da saygı duyuyorum. Onlar daha çok hani böyle... yazarak, matematiksel çizerek, şeyler yapıyorlar. Onlar da güzel yoldalar. Yani onlarda da çok, yani o alanda da çok değerli, çok saygın, çok güzel insanlar var. Peki enerji uzmanlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bu da yine ben bu hani böyle eğitimle alınacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Kişinin elinde o enerjiye sahip bir yetenek varsa bunu öne çıkarabilir o aldığı eğitimlerle. Ama bunlar sonradan olacak şeyler değil. Bunlar doğuştan olması gerekiyor. Doğuştan hani, oldu ama önünü kesenleri açmak işte amacımız herhalde, amacınız şey değil. Hani zaten sonradan olmayan şeyi sonradan sana tekrardan vermek değil, olan şeyi açmak. Önünü açmak, yani önünü yeni çıkartmak. Yeni bir şey de oluşturamazsın ama o olan şeyi açmaya tabii çalışıyorsun. Tabii açığa, o eğitimlerle açığa çıkartmak peki gerekiyor. Peki mesela şu anda herkes mesela paralarına yok kahve falıdır, yok işte ne bileyim tarottur, şey, yani bu tarz çok fazla var ve herkes bunlara inanıyor. Yok şu kahve falına bakın, işte hayatınızın hangi evresinde olduğunu göreceksiniz gibi bir sürü şey var. Bunlar para tuzağı mıdır yoksa yani gerçek midir? Ucunda gerçeklik var mıdır? Yani bütün dallarda olduğu gibi hani mesela her anlamda da hani bu kişiyle alakalı bir şey. Eğer hani bir eğitimci bile hani kötü eğitim veriyorsa hani bütün eğitimcileri kötü görmemek gerekiyor. Hani bu kişiyle alakalı hani şu kahve falı bakanlar kötüdür, işte astrolojiyle uğraşanlar kötüdür diyemem. Doğru. Yani sen her alana aslında saygıyla saygı duyuyorum tabii ki. Ama hani belki para tuzağı gibi, yani onları da insanlar kendileri çözecekler. Evet, kendileri çözmesi lazım. Muhatap oldukları kişilerle. Peki şu anda mesela ben genel olarak bir şey yapmak istiyorum. Mesela Türkiye'de ekonomi ne olacak artık? Sana mesela bu öngörün vardır. Türkiye'deki ekonomi günden güne nasıl ilerleyecek? Düşecek mi, çıkacak mı? Türkiye'de ekonomi önümüzdeki günlerde sarsıntıya uğrayacağız. Daha önceki röportajlarımda da belirtmiştim. Problemler yaşanacak. Bakanlıklarla alakalı çok büyük değişiklikler olacak. Bu birazcık böyle bizleri böyle sendeletecek. Ekonomiyle alakalı olacak. Başka bakanlıklarla alakalı olacak. Kökten değişimlere girecek Türkiye. Yani o iktidar yer mi değiştirecek? Yok yok, iktidar, hani iktidarın içinde bakanlıklarla alakalı yer değişiklikleri olacak. Şu anda iktidar değişikliği görmüyorum. Seçimler öne alınsın dediler. Seçimler öne alınmayacak. Bu şekilde gider. Kendi şu andaki stabil durumumuz var ya, onun alakalı diyorum. Bakanlarla alakalı şu andaki hükümetle ilgili değişiklikler olacak. Hükümet değişmiyor. Hükümet bakanlar, değişmiyor, içindeki bakanlar içindeki değişiyor. Bakanlar işte, kadrolar değişecek. Bu da böyle, olumlu mu ilerleyecek ekonomiye? Birazcık sarsılacağız. Çünkü yanlış
minik tercihler olacak. Ekonomiyle ilgili olabilir, başka şeyle ilgili olabilir. Sonradan toparlanılacak. Bu ne zaman toparlayacak? Tabii. Yani bir 3 ay içerisinde güzel günler Türkiye'yi bekliyor. Peki döviz ne olacak? Şu doların sonu ne olacak? Sence Elvan ablacığım, her günden güne paramız değersizleşti. Dolar artık bayağı 40'a falan yaklaşacak artık. Buna bir dur olacak mı? Sence ne öngörüyorsun? Ne hissediyorsun diyeyim? Yani önümüzdeki günlerde yine yükselecek ama bir dur olacak. Çünkü eğer dur olmazsa yani uçuruma doğru gidiliyor. Uçuruma doğru gidiliyor. Ondan sonra ama toparlayacağız. Peki. Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Çok güzel günler Türkiye'yi bekliyor. İnşallah. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. İleriki dönemde de çok büyük değişiklikler olacak. Olumlu açıdan. Değişiklikler, yani iktidarda sen ekonomiyle alakalı olan diyorsun. Evet. Peki şimdi bir pandemi daha gelecek, yok hastalıklar tekrardan yükseliyor bilmem ne. Hiç önümüzde böyle bir pandemi değil. Minik hastalıkları olacak ama geçen dönem geçirdiğimiz gibi evlere kapanmakmış. İşte ekonomik anlamda kötü olmak, işte çalışmamak yok. Yani minik şeyler olacak ama çok sarsmayacak bizi. Peki mesela son zamanlarda işte astral alem, işte oraya çıkılıyor ve görülüyor. İşte ben biliyorsun çok karşılaştığımız burada konuk olarak. Şimdi inanmalı mıyım ya inanmamalı mıyım demek de istemiyorum. Bu da hani şey olur diye. Astral alem var mıdır? İşte yanlış cümle de kurmak istemiyorum. Evet. Yani nasıl bir şeydir ya da yaşadığım benim için nasıl bir dünyadır onu çözemedim. Sen astral alem var mıdır? Bunu inanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Yani bununla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Hani yine bu kişiyle alakalı. Hani o kişinin ne yaşadığını bilemiyorum. Yusuf Bey'den bahsediyorsunuz Yusuf herhalde Bey değil mi? Yusuf Bey'de oldu ama evet. Sonra ben mesela aldıklarımın hepsi. Ya Yeliz Yeşilmen'i aldım. O da dedi ben astral yaşadım. Ötekini aldım. O da ben astral alemde çıktım. Kişilerin ne yaşadığını bilemediğimiz için. Ya da herkes astrale çıktığını mı zannediyor acaba? Saygı duyuyorum. Hani dört duvar arasında ne yaşıyor, ne hissediyor. Hani onlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Saygı duyuyorum yani. Peki şimdi son işte birkaç gündür şöyle bir olay gelişti. Hani biliyorsun Nari'nin 19 gündür aranıyordu ve en sonunda bulundu. Gerçekten tüm Türkiye çok etkilendi ve hani bekliyoruz. Hani ben her zaman bir umutla canlı bulunmasını. Ben mesajımı gördüm, evet, seninle görüştük. Ben onu senin paylaşmanı istedim. Bir hafta istedim. Önceden sana şey yaptım yani o mesajı attım gördün. Yani bir şeyin kenarında bulunacak çünkü diye. Elvan abla dedi ki bir hafta önce daha hiç bulunma falan. Bulunma yok. Dedi ki evet. Su kenarında bulunacak. Bak dedim Pınar'cığım su kenarında bulunacak çocuk. Yani 5 gün önce de vefat etmiş olacak ve, bulunduktan sonra. O aslında su kenarları 3 kere bakılmış. Evet. Acaba sonradan mı konuldu değil mi? Yani sonradan oluyor. Konulma gibi. O kadar üzgünüz ki bununla ilgili yani. Yani. Herhalde bu bir aile içerisinde bir şey yani bunun da artık hani insanlarda yazık o kadar var. Bir hani şey oldu ki duygu yani aslında bu şey değil sadece Narin olarak gözükmüyor. Hani tüm kaybolan ve ölen çocuklar adına bu kadar isyan Narin edildi. Şu anda hani göz önünde olduğu için hani medya işte gördü işte hani gün yüzüne çıktığı için ne narinler var alt tarafta evet. Bizim görmediğimiz örtbas edilen. Ama bunun hani sanki bağlantıları çok büyük olacağına inandığı için insanlar bunu haykıramadığını düşünüyorum. Evet. Yani söyle çünkü herkes çıkıyor, bir milletvekili çıkıyor, bunu konuşamıyoruz diyorlar. Tabii ki. Aslında altında neler çıktığını herkes söylüyor ama. Ama şunu söylüyorum, yani bu bir aile meselesi. Narin'le alakalı İçeride söylüyorum. İçeride olan bir mesele. Allah yardımcıları olsun. Çok zor. Bir can yani. Çok etkilendik hepimiz. Peki. Günlerdir. Hani bunu söyleyememek... Oradaki insanlara ulaşamamak çok kötü bir şey. Çok evet. Kötü bir şey. Peki önümüzdeki günlerde senin böyle uyaracağın bir şey olacak mı? Çünkü senin yani hislerin... yine minik minik depremler olacak. Çok büyük depremler değil. Bir bölgemizle alakalı büyük bir deprem olacak. Ama hani hangi böyle bölge? Böyle Hatay, Antakya. Yine o taraf. O taraf. Böyle saçma gelecek. Eskişehir görüyorum. Eski yani daha bu 700 mü yoksa 600 yok yok küçük, ha, minik, küçük minik deprem. Peki minik, İstanbul'da olacak. Deprem görüyor musun? Hiç hissediyor deprem musun? Görüyorum ama çok büyük değil. Minik olacak minik, değil. Çok büyük yıkım olmayacak. Bu yıllar içerisinde olmayacak. Peki artık ama bunları da ben artık hani bunları da konuşmanın da üzücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları da deprem uzmanları değil mi? Evet. Söylerse hani onlara saygısızlık da
yapmak istemiyorum. Çünkü bu onun okulunu okumuşlar. Bununla ilgili çok bilgi sahipleri isterim. Bizde deprem uzmanlarını dinlemiyorlar. Evet. Yani bizde öyle bir şey var. Evet, hani, değil mi? Enerji uzmanlarını ya da hani seni dinlemek daha insanları inandırıyor. Evet. Neden? Ben de mesela hep aynı şeyi söylüyorum. Bugün deprem olacak. İşte şu gün deprem olacak. Bu da ısınıyor, deprem olacak. Tabii ki de onlar en iyisini bilenler ama hani biz Türk halkı hep böyle hani diyoruz ya kahve falına bakılıyor, ona bakılıyor ama mesela hani ondan duyunca daha böyle inandırıcı daha cezbedici geliyor. Daha evet. Böyle an diyor falan. Ama aslında profesör onlar. Hani değil mi? Tabii ki hani de. Ölçen, biçen. Her şeyi onlardan tabii ki, şey tabii yaparız. Tabii ki, evet. Peki, Elva Çardak Mucizelerin Kadını. Ama kendi hayatında hiç olumsuzluklarla böyle karşılaşmıyor mu? Çok karşılaşıyor. Çünkü ben kendi hayatıma dokunamıyorum. Bir kan, olmuyor mu öyle? Asla. Kendi aileme hiçbir şey yapamıyorum. Ha. Kendi ailemle ilgili sadece hissediyorum ama dokunamıyorum. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Kan olduğu için arada o engelliyor. Peki ama uyarıyorsun. Uyardığın zaman hissediyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Sadece söyleyebiliyorum. Bu birinci derece ailende mi birinci yoksa? Birinci derece ailem, kendi çekirdek ailem. Hayır sen benim kendi onlarla sıkı şeyini çözemiyorsun. Çözemiyorum. Evet. Ama görüyorsun onun için adım atmak ya da onu engellemeye çalışabiliyorsun en azından. Biliyorum ama başaramıyorum. Yani bu konuda hani ben kendi ailemi de şöyle yapıyorum diyemem. Peki sen gibi böyle tanıdığın biri yok mu? Tabii yok. O da hani sana üzerim yok. Hayır. Benden daha şey yok. Hani olsa daha iyi. Sana da en azından o yardım eder diyecektim. Hani bu konuyla ilgili kendi ailemle şunu yapıyorum falan yok. Aa enteresan evet, ya. O kan engelliyor. Elvan ablacığım o zaman şöyle bir soru soracağım. Asla ve asla sana inanmıyorum. Elvancığım ay ne olur. Yani benle hiç şey yapma, bana hiç bulaştırma deyip de benim gibi yanından ayrılmayan biri daha var mı? Ya da birileri var mı diyeyim. Aynen sizin sektörde olan, mesela sizler duayensiniz. Gülşah Saraçoğlu, Pınar Kerimoğlu. Biz yeni nesil. Siz yeni nesil ama bu işin duayeni Ayşe Brown var. Gerçekten de Boğaziçi mezunu, çok donanımlı bir kadın. Böyle hani kadın hayranım. Gerçekten. Stili, giyinmesi, giydirmesi. Yani çok özel kişileri giydiren bir çok hanımefendi. Çok mu o şeyler yaşadı artık tabii, Elvan Hanım beni şey ya da nasıl bir karşılaşma olup da yani okey dedi. Yani birisinin vasıtasıyla tanıştık biz. Şey olarak bana görünce beni ne güzel giyinen bir kadınmışsın diyerek başladık. Sonra ay ben böyle şeylere hiç inanmam, hiç aman 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 uzak durun benden, hiç sevmem böyle şeyleri de diyen çok donanımlı bir kadın. Ama günün sonunda nasıl şu anda yani ona dedim ki ben işte bakımlarını yaptık. Şaşırdı, şok oldu. Sonra çalışmalara başladık. Ben onu bir gün aradım dedim ki şu kadınla iş mi yapıyorsun? Evet dedi ama kimse bilmiyor yani. Bu kadın seni dolandırıyor dedim. Nasıl yani dedi. Yani bu kadın hakkını yiyor gibi görüyorum dedim. Dedi ki bana saçmalama dedi. Tak öyle bir kadın. Kapattı. Sonra beni birkaç gün sonra dedi ki evet. Gerçekten yani, de bu kadın aslında beni orada yani sonrasında o karşısına çıkardı aslında tekrardan. Diyor ki o kadın evet. Olduğunu sen söylemiştin ama o sonrasında gördü o kadın olduğunu ve hani insanların hayatlarına ufak ufak şeyler söyleyip aslında hani yol gösterici gibi oluyorsun. Yani evet, senin evet. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Hani büyü falan filan asla değil. Böyle şeyler yok. Bunlara tamamen karşıyız. Asla böyle şeyleri de sevmem zaten. Ben nefret de ederim yani sevmem. Öyle şeylerden. Sadece bunları temizliyoruz. Yani kötü, negatif elektrikleri temizliyoruz. Ya peki hayatımızda istiyoruz olmuyor. Ama sonrasında da hani mesela seni tanımayanlar için söylüyorum. Olması için neler yapması gerekiyor bir insana? İlk önce bana güvenmesi gerekiyor. Seni tanımıyor ama mesela desek. Ya seni tanımadan mesela önce belki başlıkta yaptığı hatalar var. Artık biz hani mesela tanıttık. Ama bu zamana kadar yaptığı olmuyor. Hani negatif belki sen şey hep diyorsun ya negatif enerjiler yüklüyorsun. O yüzden negatif konuşmamanız lazım gibi. Hani belki seni böyle pozitif olarak hayatlarına insanları çağırmaları için, tanışmaları için neler yapmaları gerekiyor hayatlarında enerjileriyle? Yani ben anlamadım. Asla burayı kesmeyeceğim. Beni anlamadı. Beni anlamadı. Oley falan diyor. Nasıl olmuş falan diyor. Ben de bazen anlamıyorum seni. Çok eğlenceli bak ay, burayı asla kesmeyeceğim.
diyorum ki mesela tekrar baştan alıyorum. Aha. Şimdi insanlar şimdi pozitif enerjileriyle bir şeyleri çağırır ya. Hı-hı. Mesela ben de seninle ilk tanıştığımda hani enerji aslında hani biz seninle belki çok alakasız bir yerde tanıştık. Aslında evet. Muhtemelen birbirimiz ruhlarımız birbirimizi çağırıyor gibi. Evet. Deyip aslında kendi sorumu kendim de anlatamam. Ayrı bir şey, o yüzden başka soruya geçiyorum. Başkası, evet, tekrardan ben... şey yapamadım. Peki. Şimdi okullar açıldı biliyorsun. Ben her yerden soracağım. Okuldan Hadi. Soracağım, eşten soracağım, kocadan. Yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarımıza nasıl davranmalıyız hocam? İletişim uzmanı Allah. Tabii, Allah. Evet. Evet, çok yani, önemli bir ilk soru. İlk önce şunu söylüyorum. Göz teması kurmalısınız. Evet, sen böyle gözümün evet, ayrındasın. Karta bakamıyorum, mesela bu, o yüzden arada bu, kalıyorum. Gerçekten bu karşınızdaki insana saygı duyduğunuz anlamına gelir. Onun gözünün içine bakarak... Arada aynı karta seviyede, baksam ayıp etmiyorum değil mi? Efendim Allah'a bakamıyorum. Sorularda da böyle seviyede, kalıyorum. Tabii seviyede olarak iletişim kurmak gerekiyor. Empati kurmak gerekiyor. Bu eşinizle de böyle, çalışanınızla da böyle, arkadaşlarınızla da böyle. Yani onların seviyesine inmek. Peki her gelen mesela şöyle söylüyor. Benim tanıştığımda, gördüğümde insanlar. Ay benim enerjim çok yüksek. Hissediyorum sende böyle bir şey olacak. Hissediyorum bu olacak. O kadar çok hisseden var ki artık insanlar, ben bilmiyorum, çok hisli bir memleket olduk muhtemelen. Ya bu hissin aslında hani gerçek bir his olmadığını ya da nasıl söyleyeyim, hani kırmadan insanlar nasıl bunu nasıl anlatıyorsun? Mesela sana da diyorlardır ben hissediyorum diye. Mesela bununla ilgili ne mesela bana şey onu da söyleyeyim. Mesela bana yazıyorlar, diyorlar ki Elvan abla akademi açar mısın? Nasıl yani diyorum. Diyorlar ki. Bu his lan. Hayır bize hani eğitim verir misin? Bunun eğitimi yok. O zaten sana verir. Bu hissetmenin şey. Eğitimi yok ki. Bu doğuştan olan bir şey. Ve herkeste olmayan bir şey. Yani şimdi ben insanlara akademi açıp size hani ben bir kirpikçi, bir tırnak ya da bir modacı değilim ki. Ben ona onun eğitimini vereyim. Ya da sizde de böyledir ki yeteneği olmayan kişiye ne kadar eğitim verirseniz verin. Bu hissiyat olmaz. Aslında tamamen hissiyat. Bu doğuştan olan bir şey. Bunun akademisi bilmem nesi, eğitimi bilmem neyi yok. Yani herkese de olacak bir şey değil. Yok, onu ben zaten şeyde anladım. Ama demişsin ki mesela hayatı bir oyun alanı olarak görüyorum. Ve bu oyunu oynamak için kuralları bilmek gerekiyor demişsin. Bu açıklamanda ilgili neden böyle bir açıklamayı yaptın oyun alanı olarak? Buraya geldik. Aslında hepimiz, bu yaşanması gereken gibi görüyorsun. Şu anda burası bir tiyatro salonu. Herkesin bir görevi var burada. Herkesin bir nasıl söyleyeyim, bir rolü var. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Yani oyuncu olmak anlamında söylemiyorum. Hepimiz buraya bir şeyler için gönderildik. Siz giydirmek için gönderildiniz. Hani bu yeteneğiniz var. Herkesin bir görevi var. Bu görevinizi iyi yapmak gerekiyor. Yani ben bir Pınar Kerimoğlu'na da, bir normal vatandaşa da aynı şekilde davranmalıyım. Mesela siz de benim danışanımsınız. Bir alt seviyedeki, hani alt seviyedeki demiyorum, ekonomik anlamda düşük seviyedeki insan da ben onlara aynı şekilde çaba sarf etmeliyim. Size 10 saat çalışma yapıyorsa ona da yapmalıyım. Yani bana verilen görevi, bana verilen güveni iyi kullanan birisiyim. İşte hayatı o yüzden iyi kullanıyorum. Hani herkese aynı seviyedeyim. Peki şey diyeceğim, asla yapmam dediğin, şu kişilere bakmam, o enerjisi bana uymuyor dediğin insanlar oluyor mu? Olmaz mı? Hani sana dünyayı serseler de ben yap. Neden mesela? Mesela benden nefret eden çok insan var. Neden? Çünkü ben onlarla çalışma yapmayı kabul etmiyorum. Beni seçemezler. Ben seçerim. Ben istemezsem hiç kimseyle çalışma yapmam. Böyle bir lüksüm var benim. Hani bu... Ya onların hani... Kötü negatif elektrikli olan hiç kimseyle çalışma yapmam. Kötü? Negatif elektriği olan. Mesela benim çalışma yaptığım insanlar hep böyle ne hani güzel insanlar. Ha, onu sen aslında çalışmaya başlamadan önce görüyorsun. İlk önce ben bakımları o yüzden yapıyorum. Bir bakım yapıyorum. Diyorum ki evet ben bu kişiyle yol alabilirim. Ama bu kişiyle biz uyuşmuyoruz. Bana hani dünyayı da getirse ben asla çalışmam.
Ha, ondan sonra da çalışmalara başlıyorsun. Evet. Peki, çocukluğumdan beri pek çok enteresan olay yaşadım ve kendim de bazı yetiler olduğunu keşfettim demişsin. Bunları kabul edip anlamak zamanımı alsa da bana verilmiş olan bu hediyeyi hayatını anlamak ve şekillendirmek için kabul ettim demişsin. Aslında sen bunu bu şeyin farkındalığını ne zaman anladın? Kaç yaşında? Yani 6,5 yaşında anladım ama profesyonel anlamda 30 yıldır yapıyorum. 20 yaşından sonra. 6,5 yaşında ne oldu? Onu başka bir röportajımda da anlatmıştım. Yaşlı bir teyzemize dokundu. Sonra herkes böyle hastasını alıp sana bir dönem evet. Hani şifalandırmak anlamında. Ama şunu da söyleyeyim bakın bu bak çok güzel oldu bunu söylememiz. Mesela bir kanser hastasını iyi edemem. Onu doktorların kemoterapi görmesi gerekiyor, ışın alması gerekiyor. Yani onu iyi edemem. Bu yalan olur. Ama o negatif bir elektrikle rahatsızlandıysa o üzerindeki negatifleri temizleyebilirim. Sen temizleyip alanı açıyorsun alanı aslında. Alanı açıyorum. Ondan o da yönleniyor. Operasyona mesela çok iyi bir iş adamı iflas etmiş durumda. Onun güzel enerjiler vererek iyi insanlarla temas etmesini sağlıyorum. Aslında sana mesela o dokunan kadın şu an hayatta mı bilmiyorum. Yani vefat etti. Hani böyle senin gibi hani şey enerjileriyle şey yapan bir insan mıydı? Sana yok, dokundu yaşlı yatalak derken, bir teyze ben ona dokundum. Ha, sen bir istemsiz aslında mı dokundun? Tabii hani ben ona dokundum o iyi oldu. Mesela birisi hastalanır, başı ağrır, nazar olur hani göze gelir. Onu okurdum kendine küçükken. Kendine de yapamıyorsun ama değil mi? Yok. Başın ağrısa sen ilaç içiyorsun hepimizi şey yapıyorsun ama sen kendin ilacını içiyorsun. Başka şekillerde de temizleyebiliyorum kendimi. Bu arınabiliyorum. Yani eğer hani bunu burada söylemek ayıp olur ama böyle çıkartıyorum. Onu atıp öyle o şekilde atıyorsunuz. Yoksa eğer o şeylerle yaşarsanız çatlarsınız. Peki çocukken travmatik bir olay yaşadın mı? Yani hiç bu güzel bir olay. Hani yaşadığın travmatik bir olay var mı? Yok. Çocukken hiç hatırladığın işte ay böyle bir şey yaşadım dediğin hiç düşündüğün bir şey olmadı mı? Yok hayır hiç travmatik. Evet. Sen de bir düşündün be. Bir düşündü. Yok. Hayır şey düşündüm. İnandırıcı oldu şu an. Şey düşündüm. Benim de sınavımı söyleyeyim. Hayatımda hep böyle ailemde hastalıklar oldu. Hiç mesela dokunamadı. Kız kardeşimi beyin tümöründen kaybettim. Ama 20 yıl yaşadı. Mesela beyin tümöründen hiç kimse uzun yaşayamaz. Evet. Erkek kardeşimi KOAH hastalığından kaybettim. Hayatta da en korktuğum şey neydi biliyor musunuz? İşte o yüzden korkularınız hayatınız oluyor. Kardeşlerimi kaybetmek. Ben kardeşlerine çok düşkün bir kadınım. Sen düşündüğün için kendi düşüncelerinle aslında onu hayatına ona engel olamadığın için mi aslında düşüncelerine böyle bir tabii şey işte olduğunu bunlara engel olamadım. Yani erkek kardeşimi daha 8-9 ay önce kaybettim KOAH hastalığından. Kız kardeşimi beyin tümöründen kaybettim. Babam Alzheimer hastasıydı. 3 kardeş miydiniz? 5 kardeştim. 5 kardeş. Şu anda 3 kardeşiz. Evet. Başı onlar benim kıymetlim. Evet. Şey peki onların mesela kaybedeceğine dair bir tabii şey hissediyor muydun? Evet. Yani şeyini biliyor evet muydun? Ne zaman anneme olacak şey diyordum yani hani gidecek der ya gidecek ya da Erkan gidecek. Bunları hissetmek, bunları yaşamak çok zor. Yani gerçekten en büyük acılardan biri. Tabii ki o kardeş, yüzden evlat, danışanlarıma anne, saçımın baba telinden tırnağımın ucuna kadar o kadar büyük çalışmalar yapıyorum ki kendi aileme yapamadığım için. Hani onlar da benim ailem oluyor. Aslında dostluklarım çok uzun. Çok enerji aslında birikimi yok mu o zaman? Mesela herkes derdini anlatıyor, herkes anlatıyor. Nasıl böyle hani normal bir kafayla durabiliyorsun diyeyim İşte bunları yani temizlemeyi biliyorum. Bunlardan arınmayı biliyorum. Mesela çalışmalarımı yapıyorum. Sonra alanımı temizliyorum. Sonra bedenimi temizliyorum. Yani bunlar hani her yiğidin harcı değil. Çatlarsınız. O kadar olaylarla yaşıyorum ki. Yani o kadar kapım çalınıyor ki öyle büyük dertlerle ama derman olabilmek çok güzel bir şey. Ama şunu da söylüyorum. Rabbimin sayesinde biz koskoca okyanusta minicik bir damlayım ben. O olmadan, o demeden, o izin vermeden hiçbir şey olmaz. Peki hissediyor musun yoksa duyuyor musun, görüyor musun? Duyuyorum ve hissediyorum. Damarlarıma kadar.
Şöyle gibi hani şey yani ben anlamaya çalışmak tabii için. Ki, tabii ki. Hani böyle hep bir şey vardır ya hani hep sana gelen hissediyorum ben öyle bir şey var. Hani öyle bir hissetmek mi yoksa... Yaşamak. Hissettikten... Mesela bedeninde bir ağrı var damarlarında bunları hissediyorum. Ha, karşı taraftakini. Karşı taraftakini alıyorum onun derdini dermana çevirmeye çalışıyorum. Aslında şey yani, gibi ruhunu içime alıyorum. Ondan sonra kendi öyle. Ruhumu aynen. tazeletmeye çalışıp veriyorum. Oldu. Evet, evet. Nasıl doğmadım ya? Ve evet. Ay ben şok. Oha. Beyin verdi Allah. Evet. Şunu söylüyorum ama günün sonunda ne güzel biliyor musunuz? Elvan abla Allah senden razı olsun. Derdime derman oldun demek. Vallahi şey, yani. Paha biçilmez servet benim için. Şey ya insan kendine evet. derman olmadığı için. Evet. İşte o da insana yani dert olur ya. Yani öyle kimliklerle çalışıyorum ki yurt dışında da. Yani yabancı. Hiç isim verebiliyor musun? Bu şey yani gibi. Hani. Hani zaten görecek herkes. Çok yakın zaman içerisinde. Çok böyle yani dünya, büyük. Ben hani biliyorum ama hani burada evet, şey evet. yapmak için. Dünyaca yakın, ünlü yıldızlardan ünlü, yıldızlar, politikacılar. Bu arada dünyayı yöneten resmen politikacılardan evet, bahsediyor. Evet, evet, evet. Yani onlarla da şeyimi biliyorsun sen. Evet, hani evet. fotoğrafları falan hepsi evet, evet, var evet, zaten. Evet, hani hep evet, evet. Yazışmalar hayır, yani. Hayır, onların istediği ne? Ekonominin iyi olmasını istiyorlar. Allah'tan belalarını mı istiyorlar? Daha ne istiyorlar? Dünya yıldızı zaten. Ne evet. istiyor? 10 tane koca işte mı istiyor? Herkesin derdi var Allah yani. Allah Allah ya, enteresan. Yani isteklerin sonu gelmez ki. İnsanoğlu hep ister biliyorsun. Evet. Yani, evet. Peki... Şey gidelim birazcık. Mesela bir şey birkaç sanatçımızın evliliklerine, sevgililiklerine falan tamam, filan gidelim. Girsek. Hadise evlenecek değil. Hadise evlenecek mi? Hadise kimle evlenecek? Bir de şunu söyleyeyim. Bütün içtenliğim yaşıyorum. Çok seviyorum ben Hadise'yi. Evet ben. Onun böyle, ben de vallahi. Onun böyle hani böyle seviyorum ya. Yani hiç tanışmadım. Ama çok iyi bir kız olduğuna inanıyorum. Peki. Kendini ifade edemediğine inanıyorum. Anlatamadığına inanıyorum. Yanlış anlaşıldığına inanıyorum. Ve kullanıldığına inanıyorum. Onunla beraber olan insanlar hep onu böyle basamak olarak kullandılar ki. Evet. Yani. Peki Hadise ne zaman evlenecek? Yani ben böyle 2026 gibi görüyorum. Daha artık evlensin. Ebru Gündeş evlenecek dedim. Bak evlendi evet, mesela. Evet evlendi. Çocuk o da var çok mı mutlu. Ebru Gündeş'te? Bence çok mutlu bir kadın. Hani çok mutsuz diyorlar, işte kötü diyorlar. Bence beraber olduğu insan çok iyi bir insan. Donanımlı bir adam. Adamı fakir gösterdiler. Alakası yok. Adam çok zengin bir adam. Çok büyük bir iş adamı. Evet. Yani Ebru Gündeş evlenir mi fakir birisi? Yok ayıp. Yani çok şey, peki bir kadın çocuk düşük görüyor musun? Donanımlı bir kadın. Çocuk görüyor musun aşkım? Şunu da şöyle alayım şöyle böyle, mikrofonu. yani çok. Çocuk yok mu Ebru Gündeş? Yani bu dönem değil ileriki dönemde olacak. Hamile peki, kalacak. Bir şey söyleyeceğim. Acun'un oğlu olacak onu söyleyeyim. Oğlu mu? Ne zaman olacak? Acun'un oğlu Acun'un, soracaktım. Acun da çok iyi birisi. Bence hani. Bence de iyi. İnsanlara ekmek veren, destek olan. Birisi. Bir sürü insana iş imkanı sağlayan birisi. Hani bu serveti tek başına yiyen birisi değil. Değil. Evet. Peki ama destek alan, destek alıp da buralara gelen birisi bence. Peki Acun... Bunu çok iyi kullanan birisi. Çok çalışkan bir adam. Ve hani sanki o da bir destek alıyor gibi. Evet şey yani sanki enerji olarak da bir destek aldığını hissediyorum. Peki Acun Ilıcan'ın oğlu ne zaman olur? 2026 diyorum. O da mı 26? 25, hep 26. Hamile 25, diyorlar ama. 26 gibi. Yok. Mesela evlendiği kız da çok tatlı bir kız. Çok, çok şeffaf, temiz, kimseye zararı olmayan, insanlara destek olan bir kız. Elvan ablacığım o zaman hani böyle en çok son dönemde çok konuşulan Mert Demir ve Serenay var. Bu iş gerçek mi? Hani ben, bence gerçek. Değil mi? Gerçek. Kesinlikle yani gerçek. Işte ben aslında mesela şu zamana kadar şeyi de görüyordum. Hani aslında reklam ilişkisi diyorlar çünkü her gelen bana onu söylüyor. Ama mesela şimdi tatile gittiler geldiler böyle bayağı bir. Yani Serenay Sarıkaya'nın böyle bir şeye ihtiyacı olan bir kız değil ki. O kendini kanıtlamış. Zirvede olan bir kız. Yani niye reklam için bir peki ilişkiyi. Peki bunlar da evlilik görüyor musun? Yani çok görmüyorum. Görmüyor yo, musun? Yok hayır. Neden ama bence çok, bence çok güzel bir ilişkileri var ama. Peki sona doğru geldiğimizde şimdi biraz da benden konuşalım. Ben şey diyorum kendimi de böyle bir ortaya atıp bir muayene yapmış olalım gelecek orada. Gelecek çok güzel. Çünkü gerçekten. Ben çalışıyorum seninle. Peki benle ilgili ne görüyorsun yalı demiştim, orada? Yalı demiştim yalıya geçiyor musun evet duyduğuma ya, yalı göre. Evet ya yalı dedi bana ya. Yalıya geçiyorsun değil mi dedi. Evet, evet dedim. Evet. Ama herkes bana şimdi şöyle bir şey geliyor. Son 3-4 aydır çünkü taşınma evresine girdiğimiz için belli etmemeye çalışsam da aslında arkadaşlar taşındığım için sonuçta bazı şeyleri durdurmam gerekiyor. Tabii ki ama de. Arkada yapılıyor ama yavaş.
Ve diyorum ki herkes diyor ki modayı bıraktı. Pınar modayı bıraktı. Sence ben modayı bırakır mıyım? Asla bırakmaz. Daha da aslında asla. Kamçılanıyorum şu yani, anda. Yani önümüzdeki dönemde herkes görecek. Çok büyük çalışmalar yapacaksın. Ve Paris'le ilgili de büyük olaylar var zaten. Ay, yerim evet, ben güzel olacak. Bir çok de şöyle olacak. Söyleyeyim Evan ablacığım. Hani herkes de duysun diye söylüyorum. Bana son bir hafta 10 gün önce ben hatta hikayeler attım. İşte biri bana bir oyun oynuyor. Evime bir mektup geldi ve bunu sen de zaten söylemiştin. Gelmeden önce söylemiştim evet, sana böyle bir mektup evine gelecek. Bir mektup evet. Geldi ve saçma sapan şeyler yazıyor. Şimdi ben de bunun için hemen dava açtım. Mahkemeye avukatım hemen şu an ilgileniyor kim olduğuna dair, ne olduğuna dair. Sence bunlar çıkacak mı ortaya? Tabii ki çıkacak. Ve bu ünlü yani. Bir isim olduğunu sende de konuştuğumuzu düşünüyorsun. Ve ben gerçekten hani beni artık sıkan birkaç insan var bu camiada ve o insanlarla ilgili bağıra bağıra söylemek istiyorum ve bunun böyle bir şey yapacağım mı sence? Yapacaksın. Kim olduğu çıkacak ortaya ama şunu söylüyorum. Bunu da söylemek de istiyorum. Bu benim boynuma yük gibi görüyorum. Açıklayabilir miyim Büşra Saraçoğlu ile olan şeyi? Şeyi söyleyeyim. Bence ikiniz de çok iyi kadınlarsınız. Bak ya Büşra Saraçoğlu'nu da tanıyorum ben. Kimseyle derdi yok. Olmayan bu işte de duayen bir kız şimdi. Değil evet, mi? İki kere iki güzel, dört. Yani, muhteşem şeyler yani yapıyor. Bu işin erbabı. Tabii ki de. Sanatı çok büyük. Çok güzel. Hayal gücü inanılmaz. İnanılmaz. Yani sahne kıyafetlerini biliyorsun, görüyorsun. Aranızı çok bozmaya çalışan insanlar oldu. Asla inanmayın. Ya şöyle Büşra Saraçoğlu öyle bir kadın değil. Sen de öyle bir kadın değilsin. Ya onu mesela bana söyleyenler. Mesela ben Gülşah'la yani oturup bir yani 10 dakika oturup bir muhabbetimiz yok Gülşah'cığım selam. Ama şöyle bir şey hani iki modacı bir sektörde olunca ve çalıştığın insanlar sanatçı olunca ve esas bir tanesi var. O kadar çok biliyorsun ki ortalık bulandırılıyor ki demediğim dedim gibi. Ya yani bunu bana ispatlayamadıkların çok fazla var. Attım. Zaten şey o kadar çok çıkardım ki insan hayatımda. Şunu da söylüyorum hep böyle söylemek istedim. Evinde bizi ağırlayan hanımefendi çok iyi bir anne. Can bir kadın. Ya o yüzden sana hiçbir abi. Zararı olmaz. Dolduruşa gelmeyin. Yok aşkım ya. Evet, benim kesinlikle. Herkese kapım çok açık. İyi dost olabileceğin çok mis gibi bir kadın. Selamlar o zaman tabii Gülşah. Tabii ki kesinlikle. Kesinlikle. O zaman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Elvan abla? Negatif düşünceleri hayatımızdan atalım. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Bu evlilikte de, aşk hayatında da, iş hayatında da. Kötülükten bir şey de çıkmaz. Güzel böyle güzel enerjilerle birbirimize sarılalım. Ülkem içinde bunu söylüyorum çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var. Yani dört elle birbirimize sarılalım istiyorum ben. Şu kötü dönemleri el ele vererek düzeltelim yani. Evet arkadaşlar mucize kadın diye boşuna demiyorum. Elvan Çardakçı diye Instagram zaten aşağıda çıkıyor. Girerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zaten sanatçıların yani %90'ı Elvan ablayı tanıyor. Ya yurt içi ve yurt dışı diyelim. Hani onu burada ağırlamak da zaten ayrı bir şey. Hani buraya gelmesi, kabul etmesi de ayrı bir şey. İyi ki geldin Elvan ablacığım. Mucizem benim. Yerim seni. Şimdi yemeğe gidiyoruz biz. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.